Selam dostlar. Bugün yapılara biraz mikro olarak bakacağız ve hani fiyatın dönebileceği son açık bölgelerini belirleyeceğiz ve alacağımız işlemleri buralara göre yani setuplarımızı buralara göre kurgulayacağız. Şimdi geçelim. Bakalım yapımız ne yapmış ilk başta. Tamam. Çok güzel. Şöyle şuradan sıfırlayalım bakın. Evet. Kapanışımız var mı? Buranın altında var. Üstüne çıkmış mı? Çıkmış. Tamam. Şimdi burada çift taraflı kitleden sonra bir karakter değişimi gelmiş. 15 hamle. Sonra burası 15 hem. Pardon, swing kayımız. 15 hemlik swing kayımızı belirledim. Şimdi fiyatımız ne yapmış? İlk başta bölgelerimizi belirleyeceğiz. Şu son yükselişin alıcılı olduğu bölge burasıydı. Fiyat buradaki alıcılı bölgeden bir tepki görmüş. O zaman burası bizim flip bölgemiz. İlk başta burayı bir alalım. Bunu mor yapalım. Sonra bu flip bölge içerisinde şimdi bizim neyimiz var? İlk başta bunu belirlememiz lazım. Ki bu flip bölgenin üstüne fiyatı kolay kolay çıkarmak istemez. Şimdi bu flip bölgede bir düşüşümüz var ve bir yükselişimiz var, değil mi burada? Şimdi şuradaki yükselişimiz, bakın. Karakter değişimini yaptıktan sonraki yükselişimiz bizim buradaki bütün açık bölgelerimizi kapattı mı? İlk başta onu belirleyeceğiz. Neden burası önemli? Çünkü burada bir likit dalım var bakın. Likiditesi alınmış. Orada artık geçmişte bir imbalansı vardı. Bakın imbalans kapatılmış ama buradaki bütün bölge kapatıldı mı? İlk başta buna bakacağız. O yüzden evet şöyle şu bölgeyi bir alayım ilk başta. Şurayı bir aldım. Sonra 5'e düştüm. Şunun rengini de ne yapalım? Turuncu mu yapalım? Turuncu yapalım. Bakın. Çektim likitte alan bölgeye kadar. Buradaki order'ımız aslında bu. Devam ediyorum. Evet. Devam ediyorum. Şöyle bir ilk başta bir 2 dakikaya düşeyim. Şöyle bir çizgimizi atalım. Bir de 1 dakikaya düşeyim. Şimdi bakın. Bu order'ın içerisinde burada da bir likit dalım var. Ve bu likit dalımından sorumlu bölge aslında şu. Bu. Evet üstte hala açık bir alanı var. Şurası. Bakın. Tamamen bunu almak isterseniz de bu. İki seçenek var burada. Bakın şöyle atalım. Şunu kaldıralım artık. Bu yukarıda geçmişteki bir bölgenin likit dalımı var ama bu fiyat düşmeden burada tekrardan bir likit dalım yapmış. O yüzden ilk tepki göreceği alan burasıdır. Bunu atalım. Şöyle sağa doğru. Bölgeleri belirledik. Açık bölgeyi. Şimdi fiyatımız ne yaptı? 15'e gel. 15 hem de bakın. Şu an fiyat şuranın üzerine çıkarsa veya şuranın üzerine çıkarsa bir düzeltmeye başlar. Şunu bir uzatayım şöyle. Şu alttakini de uzatayım. Devam. Evet, fiyat düzeltmeye geliyor. Şimdi bu fiyatta bakın bizim işleme gireceğimiz şekil ya şu olur. Bakın ya bu olur. Çünkü şu alanda daha bir açıklığı yok. Ya bu olur. Veyahut bu olur. Veyahut bu olur. Biz burada güvenlik koyalım stopumuzu. Şuna yapalım. Girişimizde en böyle gelebilecek bölgeye kadar çekelim. Bu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi hedefimiz neresi burada? Hedefimiz alt bölge. Devam edelim. Şimdi bakın. Fiyatımız burada bir indus mut bıraktı. Pardon. Bir indus mut bıraktı. Ve ayrıyeten şurada bir likit dalımı var. Bakın. Burada bir likit dalımı var. Şimdi buradaki order'ımız önemli. Bunu aldım. Bunun rengini de mavi yapalım. Bakın. Sonra burayı inceleyelim. Çünkü niye buraya da bakıyorum? Biz bir setup kuruyoruz ama fiyat düşerken nerelerden tepki alacak? İlk başta buna bakmamız lazım. Devam ediyorum.
Evet, burası güzel ki. Bakın, sanki şurada var mı? Şurada yok. 3'e düşeyim. Evet. Tamam. Bakın burada da bir likit dalga var. Ama burada bir şeyimiz yok şu an. İmbalansımız yok. O yüzden biz order'ımız olarak buraya kadar çekmemiz lazım. Ama şu an burada bir likit dalım yok. O yüzden burayı alamam. Ama bir alt zaman dilimine göre yorumlayacağım. Eğer bir likit dalımı varsa burayı da alabilirim. Bir likit dalımı var aslında burada. İlk order olarak buraya aldım. Sonra bu aşağıda neyimiz var? Bakın şurada. Likiditesi alınmış bir order'ımız daha var. Şöyle bir de 30 saniyeye düşmek istiyorum burada. Tamam. Bu şekil güzeldir. Yani şuraya kadar da bakabiliriz. Şöyle aklımızda bulunsun bu hizamız. Burada da şurası. Bunun altında daha tutabilecek bir yer yok. O yüzden burayı kapattım. İki bölge olarak sınırladım burayı. Şimdi geldim 15'e tekrardan. Neredeyiz? Bu alandayız. Çok güzel. Şimdi bunları uzatıyorum. İki tane bölgem var. Şu alttakini de kırmızı yapayım. Son bölgem. İçlerindeki şu çizgiler de işte hani tam imbalansın bittiği noktalar. Orderların başları diyebilirim. Devam ediyorum. Şimdi atalım. Güzel. Bir internal yapı oluşturuyor bakın şu an. Şu an mesela aşağı gelmesi internal yapı oluşturdu ama yukarı çıkması lazım. Fiyatımızın. Şunu sağa doğru atıyorum. Bu arada bakın çoğu kişi burayı bekler. Burası evet fiyata tepki verebilir ama fiyatımız asıl buradan güç buldu. O yüzden burayı aldım. Hani burası kısa bir tepki verebilir. Devam. Bakın şu an işlemdeyiz. Şimdi şunu uzatalım. Şimdi burada ne yaptı? Bakın şurası bizim 15M'e göre bir internal boss'umuz. Şurası da 15M'e göre bir nerede? İnternal swing low'umuz. Eğer burası kırılırsa yapı aşağı yönlü gidecek ki burası tutmayacak bu fiyat. Burası tutmayacak. Çünkü yapımız zaten aşağı yönlü. 15M'de. İnternalde de kırılırsa burası tutmaz. Devam ediyorum. Evet, bakın şimdi. Yapımız değişti. Karakter değişimi internal. Şimdi bakın. Bir dönüş daha arayacağız. Şimdi şu alanda fiyatı tutacak bir şey var mı? Yok, değil mi? Belki ilk başta şurası. Ama üstte bakın. Açık bir order'ı var. Burası. Şimdi burayı bir yorumlamam lazım. Burayı neye göre yorumluyorum biliyor musunuz? Bakın ilk fiyat döndükten sonra şurada bir likit dalım var. Likit dalımından sonra temas görüp şu alan şurası ve direkt buradan aşağı düşüyor. Şu an buraya order diyemem. Bir likit dalım yok ama alt zaman dilimine göre yorumlayıp bir likit dalımı keşfedebilirsem ben burayı alabilirim. Burası da aklımda. Niye? Likit dalımı var ve fiyatın bir imbalansı var. Eğer burada istediğimi göremezsen fiyat buradan döner. Şimdi devam. Bakın bir burada likit dalımız var, değil mi? O zaman ben burayı şuradaki imbalansa kadar çekiyorum. Bakın bu bölge. Şimdi bunu turuncu aldım yine. 3 dakikaya düşüyorum. Şimdi şunu şöyle alalım artık. Bu aldı zaten. Aşağı kadar gelecek belli. Yani hani hedefine göre tutacağız bunu belli. Devam. Şimdi bu alanda neyimiz var? Bir imbalansımız var. Evet, çok güzel. Bakın. Burada bir likit dalım var mı? Yok, değil mi? O zaman benim bunu şöyle almam lazım. Buraya kadar. Buraya kadar çekmem lazım bunu. Şöyle bir 30 saniye düşünmek istiyorum bir tur daha. Şimdi bakın bu bölgenin bir de burada bir imbalanslı order var. Bu da aklımızda. Ama bence şuradaki likit dalımı olmadığı için ve şu alanda bakın. Şu alanda bir imbalans bıraktığı için mesela şuralarda. O yüzden fiyat buraya gelmek isteyebilir. Aklımızda ama buradan da döner. Eğer buradan dönerse biz
Dönüşünde bir işlem daha fırsatı göreceğiz. Ama ben şu anlık bu setup'ı şöyle düşünüyorum. Bakın. Buraya giriş. Burası stop. Son likitte. Alınan bölge. Yani buradaki setup'ım bu. Nereye kadar? Yine bu da aşağı kadar. Şuraya kadar. Şu bölgeye kadar. Niye hedefim bu bölge benim? Çünkü 15M'de yapım. Bakın. Yapıyı değiştirdi. Bir boss yapacak. Şu an düzeltmeye geldi. Ve biz açık bölgelerini yorumluyoruz. Ha, burada stop olursam ne olur? Bakın şu yukarıda yeniden açık bölgeler var. Tekrardan bakarım ama ben bunu buradan böyle çekersem ağır miktarına bakar mısınız? Çok çok düşüyor. Devam ediyorum. Bakın buradan tepki almadı. Şimdi burası genellikle fake bölge olarak olur. Neye göre konuşurum? Şu üstte yapı varsa. O yüzden bu iptal. Devam. Ne yapıyorsun? Devam. Getirecek misin bakalım? Devam edelim. Hala açık bölgesi var bakın. Açık bölgesini kapatmadı. Şu an buradaki açık bölge varken açıkçası işleme girmek istemiyorum. Şuradan bir tepki alırsa bakın veyahut buradan. Buradan veya buradan bir tepki alırsa yukarı kafasını çevirirse bu işlemler aktif olacak. Şu aktif olacak ama çevirmesi lazım. Şu an onu takip edeceğim. Çünkü burayı kapatmak istemesi lazım fiyatın. Eğer düşecekse aşağı kadar. Hop. Bakın şimdi burayı aldı. Şimdi burada bir işlem fırsatı görebilir miydik ki? Bak. Ne yaptı? Eşit tepesi var değil mi? Burayı almadı. O zaman biz şunu anlayacağız. Bakın buradan bir tepki aldı ama fiyat buraya gelmek isteyecek. Devam ediyorum. Hala şu an bakmıyorum. Bakın sakinim. Ne yaptı? Geldi. Bölgemizden tepki aldı. Bölgemizden tepki aldıktan sonra şimdi bakalım yukarı götürecek mi? Bakın. Şimdi şöyle alalım. Ne yaptı? Bizi işleme aldı. Ben ne yaptım? Şurayı yorumladım. Ben burayı yorumlayıp şuradan işleme girsem, şurayı hiçe saysam, hedefim buraya koysam patladım. He, şunu yapamaz mıyım? Girişimi şöyle koyarım. Ya da atıyorum burada bakın bir dönüş beklerim. Mesela şurada alt zaman diliminde bir kırılım olur. Atıyorum buradan girerim. Ama benim açık belirlediğim bölge neresi? Nerede bunu şey? Açık bölge diyeyim, açık belirlediğim bölge bakın. Şu mavi alan değil mi? Aşağıdaki. Bu mavi alan. Mavi alana kadar bile tutsam gelmiyor fiyat. Niye gelmiyor? Çünkü açık belirlediğim bir bölgeden bakın açık belirlediğim bir bölgeden tepki aldı. Eğer şuradaki fitil bakın. Şuradaki fitil. Buranın altına düşüp yukarı gelseydi ben derdim ki hadi arkadaşlar buradan girelim. Buranın artık bir şeyi kalmadı. Çift taraflı hani buradaki işte likit alanı olabilir ama buradan bir denememiz lazım. Ama açık belirlediğim bir bölgeden tepki aldı. Burayı geçemedi. Ben buradan nasıl gireyim ki işleme şu an? Ama bakın şimdi ne yapıyorum? Açık belirlediğim bölgeden bir tepki aldı. Yukarıda bıraktığı likit de kurgusunu yendi ve benim işlemim okey. Şu an okey. Ama burada hem likitte bırakıp hem de açık belirlediği bölgeden tepki aldıktan sonra ben buna giremem. Girmemem lazım. Devam ediyorum. Bakın şimdi ne yaptı fiyat? Açık belirlediğim bölgenin altına düştü değil mi? Burası. O zaman şimdi yukarı geldiğinde ben işleme bakabilirim. Nasıl işleme bakabilirim? Bakın. Burada bir likit de var mı? Yok. Değil mi? Şu yukarıda bir. Şurası hariç bakın. Şurası hariç. Şurada bir likit dalımı var mı? Yok. Burada bir likit dalımı var mı? Var. O zaman bakın ben burayı bir aldım. Şimdi burada evet imbalansımız yok ama buraya bir yorumlamamız lazım. Bakın. Bir alt zaman dilimine düştüm. Hemen bölgemiz geldi. Benim şimdi order'ım bu. 3'e düştüm. Bakın hala şurada bir likit dalımı var. Onu gösteriyorum şu an size. Biri şöyle.
1'e düştüm ki şurayı da şunu da şöyle yapalım. Bu da belli. Şimdi burada neyimiz var? Bakalım be. Şimdi order'ımız şöyle dursun. Birazcık daha yorumlayalım. Şurada bir likit dalımı yok. Şöyle bir 30'a düşelim. Bakın. Burada şimdi bir imbalansımız var ama hala likit dalımı yok. Bir tur daha düşeyim. Bakın güzel bir yapı bulabileceğim mi ona bakıyorum da. Yani şurası bakın. Açık bir alan. Fiyatı buraya getirmek isteyebilir. Şu bölgeyi almak isteyebilir. Ama şurada bir likit dalımı var. Geçmişteki order'ın. Bu da aklımızda bulunsun. Şöyle yapalım buna. Şöyle bir çizgi atalım. Evet. Neredeydik? Neredeydik? Bu olandaydık. Şöyle bir 15'e bir daha geleyim. Yukarı gitmek isteyebilir mi? Açıkçası bu alandaki tepkisine baksak sanki bizim için daha iyi olacak. Yani buradan işlem almaktan çok. Bakın şurası aslında bir inducement. Yazalım. Elimizdeki verileri alalım. Burası bir inducement. Şöyle bir 3'e bir daha geleyim. Bakın şu an emin olamadım. Şu an hiçbir şey atmayacağım. Devam ediyorum. Şu 15'e aldım. Şu an yapıdan emin olamıyorum. Şu an hiçbir şey yapmıyorum. Ama neyi biliyorum? Benim açık belirlediğim bölgeye geçti. Bu fiyat yukarıdan dönüş görüp aşağı yönlü gelecek. Devam. Şöyle bir bakın şimdi şurada bir likit dalımı yaptı fiyat. Buradaki likit dalımından sonra order'ın da likiditesini aldı. Şöyle bir 1'e düşmek istiyorum ben. Bir de ne var? Şöyle 1M. Bakın. Aşağı yönlü bir düzeltme yapmış. Ve burası bizim karakter değişimimiz. Şöyle internal olarak alalım burayı da. Ya da normal karakter değişimi olarak alalım. İnternal yazmayalım. 1M'de şimdi neredeyiz bilmiyorum açıkçası yapıyı. Hani 1M'de yorumlamadığımız için karakter değişimi yazalım. Bakın burası Swing High. 1M yazalım. Altında bir kapanışımız var mı? Yok. O yüzden altında bir kapanışımızın olmaması hala boss yaptığı anlamına gelmez. Yukarıda açık bıraktığı bölgelere fiyat gelebilir. Bakıyorum. Yukarıda evet bu bölgede bir açıklık var. Sonra şöyle bir şuraya bir bakayım. Eşit duruyor. 30'a düşeyim mi? Bakın burada bir likit dalımı var. Şu bölgeyi alalım. Bu bölgeye bir temasımız var. Çok güzel. Bakın tepkisini almış zaten. Şu an buradan. Şöyle bir 15'e bir daha düşeyim. Şimdi fiyatı burada çok güzel yorumladık. Ama burada imbalansımız bakın şu bölgeye kadar geliyor. Bu bölge kapatılmamış. Şimdi şunu şöyle şey olarak alacağız. Üste açık bir alanı kalmamış. 30'a bir daha geleyim. Pardon. Likit dağılımı var. Alt zaman diliminde imbalansı burada açıklığı var ve şurada bir likit dalımı var mı? Yok. Eğer fiyatımız buradan dönmezse, burada bakın likiditesi alınmış order artı imbalansımız da var. Fiyat buradan dönmezse ben fiyatı şu şekilde revize ediyorum. Bakın imbalansa kadar beklemiyorum. Şuraya bir giriş atıyorum. Şu şekilde. Şöyle. Bakın. Hala diyorum şu yukarıda açık bir bölgesi yok. Buradaki güvenli stop bu değildir. Neden biliyor musun? Çünkü yukarıda bir açık bölgesi yok. Eğer bizim bu kutumuzu geçerse zaten bu yukarı yönlü gidecek. Eğer bakın şurada hala likit dağılımından emin olamadığımız için ne yapıyorum? Şuradan
Emirli girmiyorum. Eğer fiyat buradan bir dönüş verirse buradan gireceğim. Dönüş vermezse burayı bekleyeceğim. Yine buradan girdiğim işlemin de hedefi aynı. Şu aşağısı. Şöyle hedefler aynı. Ki bakın ben burada şu an stop olabilir miyim? Olabilirim. Niye? Çünkü orta bir bölgeden giriyorum. Ama orta bir bölgeden girerken de bakın yorumluyorum. Yapıları yorumluyorum. Alt zaman dilimine düştüm. Şu an baktığımız olay tamamen yapıyı yorumlamak. Yapıya göre şekilleniyorum. Ha, fiyat buraya gelemez mi? Gelebilir. O zaman ben burada stop olurum. Buradan girerim. Hiç sorun değil. Fırsat verdikçe yakalıyorum her şeyi. Şimdi şurayı izleyeceğim. Şurayı izleyeceğim. Bakın. Şunun rengini şey yapalım. Mavi yapalım. Devam. Daha iki bölgemize de gelmedi. Şu an hiçbir şeye bakmıyorum. Hala gelmedi. Bakın ne yapıyor? Burada likidite oluşturuyor. E şu an burada mesela likidite oluşturuyor. Burada likidite oluşturuyor. Bir de şöyle yapalım. Şu an burası güvenli gözüküyor bana. Şimdi iki tane işlem yapalım. Ama iki işlemi nasıl yapacağız biliyor musunuz? Ben burada giriyorum ya. Bakın stopumu buraya koymuyorum. Stopumu yine buraya koyuyorum. Niye son açık bölgesi burası? Ama buraya güvenemiyorum şu an. Şu an bakın. Buraya güvenemiyorum. Şu an buraya güvenemiyorum. Ama şu an işlem koymamın nedeni de bakın burada bir likidite havuzu oluşturdu. Buradan dönerse ben işlemi kaçırmak istemiyorum. Ama şu an güvenli stop koydum. Güvenli stop nasıl? Son açık bölgenin üstü. Bu da aynı. Hedef noktası. Devam ediyorum. Aşağıya aldık ama bakın hala yukarıya almadı. Neredekini yapıyor? Şu ilk işleme girdiğimiz yerdekini. Bakın şurayı. Aynı senaryo. Şu an elim daha da güçleniyor benim. Aynı senaryo oluşuyor. Şöyle bir dakikaya aldım bakın. Devam ediyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın mesela şu bölgesi çok güzel değil mi fiyatım şu an? İki tane bölgesi var tepki alabileceği. Bir de şu olan. Bakın ikisinde de likidite alımı ve imbalans var. Şimdi buralardan tepki alıp yukarı çıkarsa buradaki senaryonun aynısı olacak. Şuradaki senaryonun aynısı olacak. E biz bunu gördük. Yorumladık. Devam ediyorum. Evet, buradaki order'ını geçti mesela şu an. Şimdi buranın bir altında. Bakın aslında bir order daha oluşturur. Şurası. Burayı da alırsa bakın almış mı? Almış. Çok rahat. O zaman buradan bu sefer tepkiyi vermedi. Genel order flow'undan verdi. Order flow'u buranın neresi? Şu bölge. Order flow'undan tepkiyi verdi. Şu an yukarıdaki açık bölgelerine gidiyor. İki tane açık bölgemiz var. Eğer ben bu ikisine de stop olursa yukarıyı bekleyeceğim. Devam. Hop. Şu an aldım bize. Almadı daha. İki tane var. Devam. Hop. Bakın bunu aldı. Şu an aktifiz. Ama güvenli stoptayız. Fiyata hala buraya kadar getirebilir. Ya getirmese de biz zaten işlemliyiz. Çok güzelinden. Şöyle bir bakayım. Bakın burada da bir likidite havuzu bıraktı ve buranın order flow'u neresi arkadaşlar? Şu bölge. Şöyle alalım. Yani şu düşüşü bile alabilirsiniz ama daha spesifikleştirelim. Hop. Bakın order flow'unu geçemedi. Ne yaptı? Son açık bölgesine getirdi. Geçirdi mi bizi? Bakalım stop olduk mu? Olmadık. Güvenli bölge. Devam ediyorum. Pardon. Artık şöyle 15'e alalım. Orderlarını geçti. Devam. Devam. Hop. Ne yapıyorsun? Bakın tekrardan. Buradaki son likit daldığı bölgeye geldi. Devam. Bakın açık bölge bırakmıyor. Bu aklınızda bulunsun. Er geç fiyat açık bölgelerine gelir ve
Hepsi tepelendi bakın aldığımız işlemleri. Şimdi burada size bir şey daha söylemek istiyorum bakın. Şimdi buradaki oranlar çok cezbedici değil mi? Bence çok cezbedici. Ama buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi ben burada size backtest'i bunu anlatıyorum. Açık bölgeleri gösteriyorum vesaire. Ama gerçek işleme girdiğinizde bakın bunun hiç yoktan yarısı olur. Yani yarısı böyle %50, %60'ı falan olur. Çünkü işin içine psikoloji giriyor. Atıyorum şöyle düşünün. Gidiyor mesela burada 33'ar yazıyor, tamam, siz onlara geldiniz. Diyorsunuz ki ben onlardan niye olayım? Bu sefer kademeli satışlara başlıyorsunuz. Veyahut burada bakın 15'er yazıyor. Kademeli satışlara başlıyorsunuz. Hani bunlarda da tecrübe gerekli. Ben şu an mesela size fiyatın son açık geldiği bölgeleri gösterdim. Nasıl tepki aldığını. Ama gerçek işleme geldiğinde bunlarda tabii ki oynamalar olacak. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Buradaki önemli nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki setupların bakın kaçar olduğu değil. Farz edin ki bu 2 ar olsun. Önemli olan biz bölgeyi doğru belirledik mi? Son açık bölge. Bizim için önemli olan bu. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Yani burası da birazcık mikro inceleme oldu. Bütün yapıları. Ama umarım yararlı olmuştur. Çünkü fiyatta hani o açık bölgeler illaki de olacak. Bunu unutmayın. Şu an bakın fark ettiyseniz hiçbir şekilde long yönlü işleme bakmadım açık bölgelerde. Niye? Long yönlü işleme bakacak olsam hepsini kısa kısa tutmam lazım ve ekstra konfirmasyonlar almam lazımdı. Ama şu an aldığım işlemlerde benim 15 dakikada bakın yönüm aşağı yönlüydü ki şurada bakın ne yaptı. Şimdi burada bizim için yazalım onu da. Boss'unu gerçekleştirdi artık. Yeni bir boss yaptı. Sonra ne yapacak? Fiyat yukarı gidecek, düzeltme verecek. Eğer aşağıdan güçlü bir bölgeden tepki almadıysa, şu aşağıdan güçlü bir bölgeden tepki aldıysa fiyat ne yapar? Buradan yukarı çıkar. Şurada açık bölgesi varsa bunları kapatır, aşağı düşer. Biz de ne deriz? O zaman burada manipülasyona gittik deriz ama biz aşağıdan açık bölgeyi belirleyip ona göre bakmamız lazım. Aşağıdan eğer güçlü bir bölgeden tepki aldıysa biz burayı beklemeyeceğiz. Biz şuraları bekleyeceğiz. İşte o yüzden diyorum bakın yapıları ezberlemeyin. Sadece swingleri ezberde kaydı, swingler yönünde gidecek değil. Açık bölgeleri de belirlemek lazım. Mesela bakalım ne yapmış yapı sonradan. Bakın. Mesela şurası bizim için boss'tu. Buranın order flow'u. Bakın buranın order flow'u. Order flow'una tepki vermiş. Ya da şurası daha alt zaman diliminde son mesela flip bölge. Bakın. Buraya da bakalım hemen. Buranın flip bölgesi mor. Flip bölge içerisinde son likit dalımından sorumlu bölge. Hop. Bakın. Çizdik. Gelmiş. Alt zaman diliminde burayı kırılımla dönmüş. Sonra bakın. Açık bölgesi var. Büyük ihtimalle alt zaman diliminde burada bir likit dalımı var. Fiyat dönmüş. Sonra gelelim ne yapmış? Tabi burası şurası bir swing değil. Bunu unutun. Yani burası bir swing hareket değil. Bizim swing hareketimizin olması için boss burada gerçekleşir. Bakın çok teoriye girmiyorum swinglerle ilgili. Çünkü o ayrı bir konu. Hani hepsini her videoda anlatırsam çok çok uzun olacak videolar. Burası bir boss. Sonra bakın düzeltme burada geliyor. O yüzden buraya boss alıyorum. Sonra burası bir swing eye. 15'e. Sonra ne yapmış bakın. Son likit alımından sorumlu bölge. Gelmiş tepkisini görmüş. Burası bir swing oluşturur mu? Burası bir swing oluşturur. Bir boss daha. Yani fiyatımız şu an bu şekilde bakın bütün açık bölgelerini doldura doldura geliyor. Eğer bakın şu alanlarda şu an açık bir bölge görüyor musunuz? Ben açıkçası göremiyorum. Fiyat bir daha gelirse bu alanlarda tutulmaz. En az şu bölgelere kadar gelmesi lazım diye yorumlayabiliriz. Bunu nasıl yorumlayacağız? Bakın çıkalım 1 saate. Mesela 1 saate, 2 saate, 3 saate çıktığımızda 15 emlik aldığımız bölgeler bizim için hani %100 demeyeyim ama genellikle bir swing hareket oluşturmaz. 1 saate göre belirlememiz lazım. 1 saate göre belirleyeceksek de bakın atıyorum buradaki mesela swingimiz nasıl olur? 1 saate göre belirleyeceksek mesela şurası swing ayımız olur gibi bakayım bir daha. Yanlış bakmayayım mı? Yani şu an ilk yorumuma göre şurası swing ayım olur. Yine yapının geçmişine de bakmam lazım. Ne oldu? Benim o zaman 1 saatlik swingim böyle oldu.
O zaman benim açık bölgem neresiydi? 15'te belirledik. Burası. Şura. Burada bakın. 1H'a göre likit dalımı da var. Tamam, o zaman fiyat buraya gelir, böyle düşer. Biz ne deriz o zaman? 15'te yapı değişti, manipülasyona geldik. Hayır arkadaşım. Sen buradan aşağıdan döndüğü bölgeyi yanlış belirledin. Ondan sonra buradaki manipülasyon değil de 1H'a göre yukarı gitmesi yapının. Bunları yorumlayacaksın. O yüzden multi-time frame çalışıyoruz zaten. O yüzden supply-demand bölgelerin hangisi unmitigate, mitigate edildi, bunlara bakıyoruz. O yüzden işte likidite bölgelerine bakıyoruz. Eğer şimdi burada 15'te kırılırsa, bakın burası bizim direkt neyimiz olacak? Bir indus noktamız olacak. Şu bölge. Şu bölge. İndus noktası olacak. Aslında her şey iç içe ama her şey swing'den geçiyor. Multi-time frame çalışıp swing'lere doğru bakmanız lazım. Ki belirlediğim, bakın bütün bölgeleri swing'lere göre belirledim. Evet, bu video biraz böyle karmaşık gelebilir. İnanırım, çünkü hani buna diyebilecek bir şeyim yok. Çok mikro inceledik. Yapılara çok hakim olmanız lazım. Ama size bunu da göstermek istedim. Hani illaki fiyat bulunduğu zaman diliminde açık bölgelerini kapatmak istiyor. Bu da aklınızda bulunsun. Hepinize iyi trade'ler diyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.